Herkese merhaba. Yeni bir liseli oluyorum yayınımıza daha. Hoş geldiniz. Farklı okullarla yayınlarımızı sürdürüyoruz. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin tercih döneminde geldiklerinde okulları tercih edecekleri okullar hakkında bilgi sahibi olmaları için böyle her hafta farklı okullarla öğrencilerimizi buluşturmaya çalışıyoruz. Bu hafta da yine duyurusunu yapmıştık. Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bizimle olacak. Sağlık alanında eğitim veren bir okul, bu yönüyle de belki yayınlarımız arasında yine bir ilk, yine bir farklılık olacaktır. Birazdan psikolojik danışman Hülya Varol yayınımıza katılacak. Okulda görevli psikolojik danışman. Ve onunla yine okul hakkında böyle çok farklı taraflarıyla konuşacağız ve okulu tanımaya başlayacağız. Hülya Hocam da gelmiş, onu yayına... Hülya Hocam'ı da... Evet. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Eminim ki yine hoş güzel bulduk. Bir yayın olacak. Sizden okul hakkında birçok bilgiyi almış olacağız. Bir yandan da yorumları kapattım. Eğer öğrencilerimizin sormak istedikleri bir şey olursa bize soru kısmından iletebilirler. Hı hı. Evet tamam. Hocam. Bu merhaba şekilde. Diyorum. İyi akşamlar. Merhaba. Katılımcılara selamlar, sevgiler. Galiba ortaokul son sınıftaki öğrencilerimiz ve belki de anne babalarıyla birlikteyiz. Okulumuz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Siz de sorularınız olursa beni yönlendirirseniz belki de daha etkili olur diye düşünüyorum. Okulumuzun evet. Adı Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Bir meslek lisesiyiz doğal olarak ve okulumuzda iki tane program var. Bir tanesi Mesleki Anadolu Lisesi, bir tanesi de Teknik Anadolu Lisesi şeklinde geçiyor. Bu şu anlama geliyor, okulumuza iki tane yolla giriş yapabiliyor öğrencilerimiz. Bir tanesi adrese dayalı kayıt sistemi dediğimiz kayıt yöntemiyle okulumuza kayıt yaptırılabiliyor. Bir diğeri de LGS ile okulumuza öğrenci alıyoruz. Ama buradaki öğrenci kontenjanımız biraz sınırlı. Bu sınırda genel müdürlük, mesleki teknik genel müdürlüğü belirliyor. Genellikle şu ana kadar olan 3 yılda bir sınıf şeklinde gerçekleşti bu. Dolayısıyla 4 tane 9. sınıfımızın bir tanesi sınavla gelen öğrencilerden oluşuyor. Yani bu şekilde iki tane yöntemle okulumuza kayıt yaptırabiliyor öğrenciler. Bu noktada sormak istediğiniz bir şey olur mu? Şuradan biraz aslında girebiliriz hocam. Hangi bölümler var okulumuzda? Bir meslek lisesi olmakla birlikte okulumuzda sadece bir tane alan var. Bu da sağlık hizmetleri alanı. Eğer başka okullarla bu tarz çalışmalar yaptıysanız öğrencilerimiz bileceklerdir ki bazı liselerde birden fazla alan var. Ama bizim okulumuzda tek alan var. Yani 9. sınıfa gelen bir öğrenci... Ekim ayında galiba alan tercihleri yapılıyor. O dönemde hepsi aynı alana gidiyorlar. Yani tek alan var. 10. sınıfta ise dal seçimleri yapılıyor. Orada da 3 tane dalımız var. Bunları söylemem gerekirse hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği. Hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliğine hem kız öğrenciler hem erkek öğrenciler gelebiliyor.
Ama ebe yardımcılığını sadece kız öğrenciler alınıyor. Hı Zaten bir hı. tane sınıf oluşuyor. Hı Sayı hı. olarak da yine bakanlığın belirlediği şartlarda gerçekleştiği için sayısı da daha az. Peki biraz önce hem mahalli yerleştirmeyle hem de merkezi yerleştirmeyle öğrenci aldığını söylediniz. Peki burayı biraz açacak olursak mahalli yerleştirmede orta okul başarı puanı ve merkezi yerleştirme için de LGS puanına dair bir bilgi verecek olursak öğrencilerimize bu konuda neler 2019-2020 söylersiniz? 2019-2020 yılı için en düşük diploma notu 66,61'di geçen yıl için. Dolayısıyla adrese dayalı ya da mahalli yerleştirmeyle gelecek olan öğrencilerimizin diploma notunun aşağı yukarı bu en az düzey olarak burada olması gerekiyor. Sınavlı kısım içinse 340 bir diye hatırlıyorum. Yine geçen yıla ait puan durumu. Ama tabii tercihlerde puanlar değil. Yüzdelik dilimler daha çok dikkate alınıyor. 9,47 ile de 16,1 arası. Yani 16'larda kapattı kayıt aşamasında. Evet, okula Başarı girmek düzeyi olarak. için evet bu civarda bir başarıya sahip olmaları gerekiyor. Şimdi tercih yaparken genelde evet hep aklımıza ilk gelen şey işte yüzdelik dilimler, puanlar oluyor ama bir yandan da doğru tercihi yapabilmek için tercih edeceğimiz alanı, okulu tanımak ve aynı zamanda kendimizi tanımak. Bu ikisinin birbirine ne kadar uygun Kesinlikle. olduğunu bilmek önemli. Belki bütün bunları hesaba kattığımızda doğru bir tercih yapmış oluyoruz. O zaman şimdi biz biraz hem okulu tanıma kısmını yapıyoruz, puanlardan da bahsettik. Peki sizi tercih edecek öğrenciler, şimdi sağlık alanında bir mesleki eğitim alacaklar. Kimler hocam, hangi özelliklere, ilgi, yeteneklere sahip öğrenciler sağlık alanında bir mesleki eğitim alırken daha mutlu ve dolayısıyla daha başarılı olurlar? Kimler gelmeli okulumuza sizce? Söylediklerinize çok katılıyorum. Kesinlikle lise seçimi bir üniversite seçimi kadar değerli ve önemli. O yüzden öğrencilerimizin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık sektöründe çalışmaya gönüllü olacak, yani bu alanda çalışmak isteyecek öğrencilerin muhakkak ki hizmet sektörüne uygun özelliklerde olması gerekiyor. Sonuçta insana hizmet edilen bir mesleki alan, sağlık alanı. Bu açıdan bakıldığında tabii ki her şeyden önce iletişim becerileri kuvvetli olan, başka insanlara yardım etmekten hoşlanan, becerikli, soğukkanlı, hani böyle hasta yakınlarına ya da hastalara gereken şefkati gösterebilecek özelliklerde kişilerin olması önemli. Bununla birlikte genel becerilerinin, genel donanımının iyi olması gerekiyor. Olayları kolay kavrayabilmesi lazım. Bunun dışında fiziksel olarak güçlü olmaları çok önemli. Dayanıklı olmaları önemli. Çünkü sağlık çalışanları gerçekten çok zor koşullarda çalışıyorlar. Ve hani özellikle lise sonrası bir çalışma hayatı deneyimleyeceklerse, bir yüksek öğretim sürecinden geçmeyeceklerse mezunlar, o zaman çok daha ağır ve zorlu koşullarda çalışıyorlar. Bu açıdan gerçekten dayanıklı bireyler olmaları önemli. Bazıları daha rutin işler yapıyor. Yani özellikle tıbbi sekreterlik gibi bölümlerde çalışanlar rutin işler yapıyor. Bu rutin işleri göze alabilecek, bunlardan sıkılmayacak olmaları gerekir. İşte acil tıp teknisyenliği gibi çok daha hareketli bölümlerde çalışanlar var. Onların da gerçekten hani olaylar karşısında soğukkanlılığını koruyabilen, daha hızlı ve doğru karar verebilen, işte fiziksel olarak daha güçlü bireyler olmaları önemli. Her işte olduğu gibi işini severek yapabilecek kişiler olması lazım, ama hizmet sektörü dediğimiz alanlar her şeyden önce insanı sevmekle başlayan alanlar. Dolayısıyla böyle sempati, empati, her türlü yardımseverlik gibi
her türlü donanımın kişilik özelliği olarak olması gerekli diye düşünüyorum. Evet, okulumuzda tercih edecek öğrencilerin bunları da göz önünde Evet. bulundurması onların hem mutluluğu hem de hem okurken hem de iş hayatındaki yani Evet. çok uzun yıllar boyunca da sürdürecekleri meslek yaşamlarında mutlu olabilmeleri için gerçekten çok önemli. Peki meslek yaşamı demişken okulumuzda sağlıkla ilgili bir mesleki eğitim alacaklar ve üniversiteye gidecek öğrenciler de olacak ama bir taraftan öğrencilerimiz meslek liselerini tercih ederken lise sonrasında iş hayatına katılabilecekler mi? Böyle bir imkan olup olmadığını da genelde merak ediyorlar. Peki sizin okulunuzda alacakları eğitimle birlikte kendi alanlarına dair lise sonrasında iş hayatına katılabiliyor mu öğrenciler? Şimdi eski sistemi tanıyan bilen öğrenciler olabilir dinleyicilerimiz arasında. İşte eski mezunlardan ablası, abisi olanlar. Daha önceden lise mezunu olarak meslek elemanı olabiliyorlardı ve dolayısıyla bu anlamda atanabiliyorlardı. Ama 2016'dan beri devam eden sistemle birlikte artık meslek liselerinde kişiler meslek elemanı olarak yetiştirilmiyor. Yani mezunlar meslek elemanı olarak mezun olmuyorlar. Ne oluyorlar? Yardımcı personel oluyorlar. Bu anlamda liseyi bitiren öğrenci, özellikle bizim okulumuz için düşünecek olursak, liseden sonra ancak özel tıp merkezlerinde bu şekilde çalışabilirler. Şu anda resmi olarak devlet ataması yapılmıyor. Zaten atama olur ise ortaöğretim seviyesinde mezunların kamu personeli seçme sınavı denilen KPSS'ye girmesi lazım ve orada istenilen yeterliliği göstermesi gerekiyor. Ama son 5-6 yıldan beri ortaöğretim seviyesindeki atamaların sayısı son derece az. Yani bu şu anlama geliyor: liseyi bitirdikten sonra doğrudan iş hayatına atılmak isteyen öğrenciler için çalışma ortamımız daha sınırlı. Yani biraz daha özel sektörle sınırlı gibi görünüyor. Yani hiç olmazsa 2 yıllık yüksek öğretim programlarını değerlendirmeleri lazım. Evet, o zaman biraz daha böyle yolu sanki yüksek öğrenime doğru da çevirmeleri Evet. onlar için daha avantajlı olacak. Evet, Peki evet. o zaman bu tarafa doğru gidecek olurlarsa öğrencilerimiz sizin okulunuzda alacakları sağlığa dair mesleki eğitim onlara yüksek öğrenime geçişte herhangi bir avantaj sağlayacak mı? Şu anlamda sağlayabilir. Eğer öğrenci sağlık alanında eğitim almak istiyorsa ve bunu mesleki yüksek okullarla sürdürmek istiyorsa, yani 2 yıllık teknik okullardan mezun olmak istiyorsa, üniversiteye giriş sınavında sanıyorum biliyorlardır lise öğren şey ortaokul öğrencileri olmakla birlikte iki sınav yaşayacaklar. 2 aşamalı bir sınav var. Birinci aşama dediğimiz temel yetenek testinin olduğu TYT sınavı sonrasında 2 yıllık bölümlere geçişte sağlık alanıyla ilgili bölümleri tercih ettiklerinde mutlaka bir ek puan avantajı oluyor. Bu tabii ki onları tercih aşamasında birçok öğrencinin önüne geçirebiliyor. Kendi alanlarından tercih yaptıkları zaman. Ama eğer bizim okulumuzdan mezun bir öğrenci 4 yıllık bir fakültede eğitim almak istiyorsa, bu sağlık alanıyla ilgili bile olsa herhangi bir ek puan almıyor. Bu zaten meslek liselerinin geneliyle ilgili olan bir durum. Dolayısıyla sağlık lisesine gideyim, bitirince de hemşire olurum diyen bir öğrenci varsa, sağlık lisesini bitirdiği zaman hemşireliğin garanti olmadığını bilmesi lazım. Hemşirelik, ebelik gibi bölümler 4 yıllık fakültelerle elde edilebilen meslekler. Dolayısıyla öğrencinin AYT sınavına da girmesi ve sayısal bölümden soru yapması gerekiyor. Bu anlamda bakıldığında meslek lisesinden mezun olmak çok avantajlı görülmüyor. Ama acil tıp teknisyenliği, bu hani ambulanslarda çalışan kişiler, tıbbi sekreterlik, tıbbi laboratuvar
gibi bölümleri ya da işte anestezi gibi bölümleri seçmek isterlerse 2 yıllık bölümler için ek puan avantajı var. Ama işin o lisans kısmında 4 yıllık bölümlerde diğer okullardan mezunlarla aralarında bir fark olmayacak ve bunu da göz önünde Evet. bulundurmaları Bunun gerekiyor. şöyle bir boyutu da var aynı zamanda. Şimdi 4 yıllık lisans bölümlerine girmek istiyorlarsa, ebe olmak istiyorsa ya da hemşire olmak istiyorsa ya da sağlık yönetimi okumak istiyorsa 4 yıllık. O zaman dediğim gibi AYT ile ilgili soruları çözmeleri lazım. Ama meslek lisesinde olduğu için öğrenci AYT'de karşılaşabileceği sorularla ilgili ya da derslerle ilgili daha az ders görmüş oluyor. Örneğin Anadolu Lisesi'nde haftalık 6 saat matematik görüyorsa bizim okulumuzda olduğunda 4 saat görüyor. Ama sınavla gelen o bir tane sınıftan bahsetmiştim. Teknik program. Oradaki öğrenciler Anadolu Lisesi ile eşdeğer şeyler görüyorlar, dersler görüyorlar. Beraberinde meslek dersleri görüyorlar. Yani dolayısıyla bu farkı da bilmesi gerekiyor öğrencilerin. İşte özellikle fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi sayısal derslerin meslek dersleri, yani meslek lisesinde daha az görüldüğünü bilmesi sonradan üzülmemesi açısından önemli. Ama eşit ağırlık ya da sözel alandan üniversite sınavına girmeyi planlayan ya da bu anlamda meslek seçmeyi planlayan öğrencilerin gayet rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum bizim okulumuzda. Peki sizin öğrencilerinizin, mezunlarınızın üniversiteye yerleşme durumları nasıl? Bu da genelde merak Tabii edilen bir şey bu oluyor. yıldan yıla değişen bir şey. İlk girişte kazanmayla ilgili durum değişebiliyor. İşte öğrenciler bir sonraki yıla bırakabiliyorlar. Geçen yıl mezun olan öğrencilerimizden 53 tanesi ön lisans bölümlerine yerleşti. 24 tanesi de lisans bölümlerine yerleşti. Bu seneden seneye farklılaşıyor. Lisans bölümlerinde nereleri tercih ettiler derseniz hukuktan, işte rehberlik ve psikolojik danışmanlığı, sağlık yönetimi, hemşirelik gibi farklı farklı veterinerlik, eczacılık gibi farklı farklı bölümlere yerleşen öğrencilerimiz var. Elbette ki bunlar hani çok yüksek bir Anadolu Lisesi kadar iddialı değil. Ama malum üniversiteye hazırlanmak biraz daha okuldan ziyade bireysel çabayı da çok gerekli kılıyor. O yüzden çok gayret eden, çabalayan öğrencilerimiz başarılı oluyorlar. Evet, dediğiniz gibi bu zaten öğrencinin daha çok kendisiyle ilgili bir şey olduğu için aslında okula yerleştikten sonra üniversiteye hazırlık döneminde gösterecekleri çabayla elde edecekleri sonuçta zaten doğru orantılı olacaktır. O yüzden öğrencilerimiz bu kısma Kesinlikle. özellikle bir çaba göstermeli. Evet, bireysel bir şey. Ama bir yandan da böyle okulların da üniversiteye hazırlanan öğrencilere çeşitli destekler sunduğuna kimi zaman şahit oluyoruz. Siz okul olarak üniversiteye hazırlanan öğrencilerinizi herhangi bir şekilde destekliyor musunuz? Yani dönem dönem öğrenci taleplerine göre yetiştirme kursları açılıyor. Onun dışında tabii ki öğretmenleriyle ders soru bazında çeşitli çalışmalar ve yardımlaşmalar yapıyorlar. Evet, yani yine öğrenci Rehberlik tabii. servisi olarak tabii ki destekliyoruz hazırlık sürecindeki öğrencilerimizi. Tabii ki. Onlarla da hem işte bir çalışma stratejisi geliştirme anlamında, hem bunu sürdürme anlamında, hem motivasyon anlamında çalışmalarımız oluyor elbette. Evet. Burada gerçekten de siz söyleyince iyice o vurguyu ben de bir yapmak istedim. Hani üniversiteye hazırlık konusunda destek denince öğrencilerimizin nedense ilk aklına gelen şey akademik anlamda desteklenmek oluyor ama vurguladığınız gibi o PDR anlamında desteklenmek gerçekten o doğru kariyer seçimini yapabilmek için çok önemli bir şey. Yani bu da o desteğe dahil ve çok çok da önemli bir parçası. Kesinlikle bunu da atlamamalılar. Maalesef öğrencilerin önemli bir kısmı şöyle bir şey yaşıyor.
özellikle lise seçiminde aileler biraz daha etkili oluyorlar. İşte okulun hani ünü eğer şey değilse, sınavla kazanılan bir okul değilse, işte nasıl bilindiği, iyi bir okul mu, işte öğrenci potansiyeli nasıl, öğretmenleri nasıl, bunlar eve yakın mı, işte bitirince ne olacak gibi, ya da bir tanıdıkları bu okulda okumuşsa, okuyorsa gibi unsurlarla çocuklarını belli şekillerde yönlendirebiliyorlar. Ailelerin de tabii ki burada kendi haklı gerekçeleri olabilir. Ama mesela bir öğrenci geliyor ve kesinlikle ve kesinlikle sağlık alanında yapamayacağını düşünüyor. Çünkü bizim derslerimiz biraz da bu anlamda öğrencilere zor gelebiliyor. Meslek dersleri açısından işte anatomi gibi, sistem hastalıkları gibi tıbbi altyapısı olan şeyler var, dersler var. Bunlar bazen öğrencilere zor gelebiliyor. Ya da hastanın kişisel bakımı gibi, işte yeni doğan bakımı gibi dersler var. Öğrenci hani orada bir başka vücutla temas etmek, bir başkasına bakım vermekle ilgili bazı şeyleri yapamayacağını anlayabiliyor ve ben buraya kesinlikle annem istediği için geldim diyor. Aslında sağlıkla ilgili çalışmak istemiyorum, böyle bir mesleğim olsun istemiyorum diyor. Tamamen bir kariyer planlaması başlıyor ya da hani bakalım hadi ne olabilir, sen ne istiyorsun, önümüzde hangi seçenekler olabilir, senin özelliklerin neye uygun gibi bir süreç başlayabiliyor. Umarım tüm öğrenciler kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına, isteklerine uygun okullara yerleşebilirler tabii ki. Evet, kesinlikle o başta saydıklarınızın dışında böyle hep onlara odaklanılırken biraz sanki ıskalanan bir kısım bu gerçekten, ama ne Evet. istediğinizi, nereye gittiğinizi ve bu gittiğiniz yerin size ne kadar uygun olduğunu bilebilmek doğru bir kariyer planlaması açısından önemli. Çünkü bu liseye geçişte burada bir hata olursa sonrasında onu toparlamaya çabalıyorlar ve belki de bu da Evet. biraz daha işi zorlaştırıyor dediğiniz gibi. Her ne kadar Kesinlikle. yine destek olunmaya çalışsa da biraz zorlayıcı olabiliyor gerçekten öğrenciler için. Evet. Peki. Ben şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi biz bir meslek lisesi olarak öğrencilerin staj gördüklerini de söylemek istiyorum. Bazı öğrenciler ya da aileler için bu önemli olabiliyor. Eğer öğrenci mesleki bölümdeyse, yani Anadolu Meslek Lisesi kısmındaysa, yani adrese dayalı sistemle kayıt yaptırmış ise 11. sınıfı normal okulda tamamlıyor. 12. sınıfta staj uygulaması. İşletmelerde beceri eğitimi denilen bir uygulamayla karşılaşıyor. Orada da haftanın 2 günü okula geliyor. Okul derslerini görüyor. Bu biraz yoğun bir tempoyu da içeriyor aslında. Uzun saatler okulda kalıyorlar. Haftanın 3 günü de bir çalışan olarak, yani sosyal güvenlik işlemleri başlatılmış bir çalışan olarak okulun yerleştirmiş olduğu işletmelerde, yani hastanelerde işletme stajlarını yapıyorlar ve belli bir oranda ücret alıyorlar. Asgari ücretin 1/3 şeklindeydi diye hatırlıyorum. Bir çalışan oluyorlar. Bazı öğrenciler için bu önemli olabiliyor ve işte bittikten sonra da çalışma hayatına direkt devam etmek için çaba sarf edebiliyorlar. Teknik kısımda ise, yani Anadolu Teknik Program'ın uygulandığı sınavla gelen kısımda ise öğrencilerin 40 günlük beceri stajı var. Bu 40 günlük stajı öğrenciler sömestr tatilinde, yani 15 tatilde ya da yaz tatilinde yapabiliyorlar. Ve 12. sınıfta tam zamanlı, yani 5 gün okula gelme şeklinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu da üniversite hazırlık sürecini, 12. sınıfta biraz daha yoğun geçiyor hazırlık şeyi, dönemi. O dönemi biraz etkiliyor aslında. Öğrencilerin bunu bilmesinde de fayda var. Eğer adrese dayalı kayıt sistemiyle geliyorsa 12. sınıfta üniversiteye çalışırken
okul dersleri, dershane ve stajın birlikte devam edeceğini de bilmeleri gerekiyor. O yüzden üniversite hazırlığını hiçbir öğrencinin tamamıyla son sınıfa bırakmaması gerekiyor. 11. sınıfta önemli bir kısmını halletmesi lazım ki 12. sınıfı daha rahat geçirebilsin. Evet, bir Evet. taraftan o mesleği yerinde deneyimlemek açısından Tabii çok ki. güzel staj imkanları var ama bir taraftan da dediğiniz gibi o üniversiteye hazırlık kısmı ile alakalı o yoğunluktan kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için de bunu baştan bilmeleri gerçekten çok önemli Evet. olacak. Evet. Peki Çünkü biraz daha bu akademik konu. Evet, buyurun. birçok öğrenci yorgunluktan şikayet ediyor 12. sınıfta. Onu da söylemek lazım. Evet. O yüzden böyle bir yorgunluğun sizi beklediğinize bilmenizde fayda var. Olası bir Evet. yorgunluk. Peki biraz bu akademik konuların dışına çıkacak olursak öğrencilerimizin de böyle ilgisini çeken bir taraf. Okulunuz böyle sosyal, kültürel, sportif etkinlikler açısından neler yapar? Son bir yıl öncesinde bu tabii ki Evet. pandemi süreci bütün okulları etkiledi. Ne yazık ki biz de okulumuzla öğrencilerimizle yüz yüze çok fazla olamadık bu yıl içerisinde. Ama bundan önceki dönemde sosyal ve kültürel faaliyetler açısından son derece zengin bir okuldu. Hatta bizim böyle Anadolu liselerinden falan gelen öğretmen arkadaşlarımız hiç bu kadar etkinlikli bir okul görmedik gibi şeyler söylüyorlardı. Bu anlamda canlı bir okul. Bir de hani biz çok öğrenci sayısı yüksek olan bir okul değiliz. Daha butik bir okuluz. Dolayısıyla öğrenciler kendi yeteneklerine ve isteklerine uygun etkinlikleri bulup bunlara dahil olmayı başarabiliyorlar. Hatta gözden kaçan kişiler ya da böyle arkaya kaçan, saklanan gençler olduğunda öğretmenleri onları bulup mutlaka bir aktiviteye yönlendiriyor. Tabii ki okul spor takımları gibi şeyler de var, uygulamalar da var. Tam gün hani süre olarak söyleyecek olursak, onun dışında hani bir öğle arası var tabii ki. Yemekhane yok, kantin var. Okulun yeri Acemler metro durağına yakın. Öğrencilerin birçoğu Timsah Arena'yı bilir. Onun hemen arkasında, konum olarak merkezi bir yerde. Ama daha küçük bir okul. Hani başka ne söyleyebilirim? Öğretmen kadrosu son derece deneyimli. Hem mesleki eğitim anlamında hem akademik anlamda. Ayrıca mesleki derslerin işlenişinde mutlaka teknik laboratuvar olarak kullanılan sınıflar kullanılıyor. Öğrenciler birçok dersi maketler üzerinde uygulama yaparak gerçekleştiriyorlar. Bu da onların becerilerini arttırıyor açıkçası. Çok güzel. Peki böyle kendi türünüzdeki sizinle benzer eğitim veren okulları da düşündüğümüzde onlar arasından böyle sizin okulunuzu öne çıkaran özellikler var mı? Bursa Sağlık Lisesi bizim okulumuz. Bursa'da şu anda tabii birden fazla sağlık meslek olmakla birlikte bu Bursa Sağlığı özellikle söyledim. Bursa'daki ilk ve tek sağlık okulu eskiden beri işte ta hani bilenler varsa Muradiye'deki o devlet hastanesinin yanında memleket hastanesi var. Hani eski bir bina böyle şey yapısı tarihi olan orada başlayan hemşirelik okulu olarak başlayan bir okul. Dolayısıyla hani tarihsel şeyi kökü fazla. Bu nedenle de bahsettiğim üzere öğretmenler açısından son derece deneyimli öğretmen kadrosu var. Bunları söyleyebilirim yani. Bir kurum kültürü birikmişliği var yani okulla alakalı. Çok güzel. Peki zaten şu ana kadar okula dair hemen hemen her şeyi konuştuk. Peki son olarak böyle bizi şu an izleyen veya sonradan izleyecek olan ve okulunuzu hedefleyen öğrencilere neler söylemek istersiniz? Onlara önerileriniz olur mu?
Yani sadece bizim okulu hedefleyenler olarak değil ama genel olarak Hı. söylemek isterim. Biraz önce de söylediğim gibi lise seçimi aslında meslek seçiminin başlangıcı ve önemli bir basamağı. Bu noktada hani öğretmenleriniz, okulunuzdaki psikolojik danışman, aileleriniz size bir şekilde hani bu anlamda destek veren kişileri mutlaka dinleyin. Onların tavsiyeleriyle kendi isteklerinizi ve özelliklerinizi örtüştürmeye çalışın. Ve hani bir meslek yolculuğuna çıktığınızı unutmayın. Meslek seçimi insanın hayatında önemli seçimlerden bir tanesi. Çünkü hani bir okul 3 sene, 5 sene, 4 sene devam etmekle birlikte meslek yaşantısı 30-40 yıl devam ediyor. Sizin bir şekilde hayatınızın bir parçası oluyor. Bu açıdan son derece önemli. Bu önemi dikkate alarak hem lisenizi belirleyin hem de gelecekte seçmek istediğiniz mesleği Evet, kesinlikle. Yani özellikle de bir Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi'nde değil de işte bir meslek lisesine gidecek öğrenciler sanki belirleyin. şey meslek seçime dair bir adımı daha fazla atmış oluyorlar bir anlamda. O yüzden Evet. daha da dikkatli olmaları, tanımaları, okulu Tabii ve bu kendileri aslında tanımaları. bu söylediğiniz şey aslında belki birkaç sene öncesinde çok daha belirgin bir cümleydi ama şimdi biraz daha değişti. Dediğim gibi artık meslek lisesini bitiren öğrenci direkt meslek elemanı olarak mezun olmuyor. Daha önceden böyle olduğu için o mesleği yapabilir ehliyeti alıyordu. Şimdi yardımcı personel, ara eleman gibi değerlendiriliyor. O nedenle hani değiştirme payı var yine. Yani 9. sınıfta, 10. sınıfta baktı kendisine uymuyor, yapamayacağını anladı. O zaman hem nakil yollarıyla hem de üniversite sınavına yöneldiğinde hangi mesleği seçeceğine dair fikirleri biraz daha netleşiyor ve ona kanalize olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bizim dediğim gibi hani sağlıkla hiç ilgisi olmayan kamu yönetimi, işte hukuk, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi bölümleri seçen öğrencilerimiz de var. İşletme gibi bölümleri seçen öğrencilerimiz de var. Sonradan şekillenebiliyor elbette ki bazı şeyler. Ama tabii yani hani bir meslek lisesine geliyorsa burada da olabilecek şeyleri tahmin etmeye çalışması lazım. Bu konuda bilgi edinmeye çalışması lazım öğrencilerin ve velilerinin tabii ki. Evet. Yani evet dediğiniz gibi sonradan o istediği başka bir yola girme noktasında artık herhangi bir engel olmasa da önlerinde en azından mutsuz olacakları bir yere Evet. gelmemiş olma kısmı da önemli olacaktır. Ama onun dışında tabii ki her zaman farklı farklı yollara denemek, bir şekilde o kariyerini farklı şekilde çizme imkanı zaten her zaman için açık. Önemli olan gerçekten hani hiç o yanlış tercihi yapmamış olmak, mutsuz olacağı bir yere gelmemiş olmak da bir bakıma önemli. Bir yandan da Tabii ki bu buyurun. sağlanabiliyorsa çok güzel ama böyle olmamışsa da hiçbir şeyin sonu değil. Her şey Tabii için ki. başka bir bakış açısı ve başka bir yol bulunabilir. O noktada da mutlaka çevrelerindeki uzman kişilerden yardım almaya baksınlar. Evet, dediğiniz gibi her zaman için her koşulda İllaki bir alternatif var. Yani yeni bir bakış açısı, yeni bir yol ve buna ulaşmada belki biz göremiyor olsak bile belki bu noktada bir rehberlik, bir uzmanla görüşmek belki de o alternatifi Evet. bulabilmemiz, yeni bakış açısıyla kariyerimizi çizebilmemiz açısından önemli. Bir taraftan ben öğrencilerimizin sorularına da bakıyorum ama böyle hiç değinmediğimiz bir konuya dair bir soru göremiyorum açıkçası. Zaten hemen hemen her şeyde Evet. konuştuk. Yayınımıza sonradan dahil olan öğrencilerimizin de şimdi hemen yayın bitince kaydı sayfamızda paylaşıyor olacağız. Onu izlemelerini öneriyorum. Bunun dışında herhangi bir farklı bir soru göremiyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey yoksa Estağfurullah. artık sonlandırabiliriz.
Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Keşke pandemiyle ilgili süreci bu şekilde yaşamıyor olsaydık. O zaman öğrencilerimizin büyük bir kısmı muhtemelen öğretmenleri tarafından okulumuza getirilecekti. Okulumuzu gelip yerinde görebileceklerdi. Belki şu anda bu imkanı sağlayamıyoruz ama onlar da Türkiye Eğitim Vakfı Ali Tokaman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi web sayfasından okulumuza dair bazı bilgileri edinmeye devam edebilirler. Ben herkese başarılar diliyorum. Umarım istedikleri yerde, istedikleri şekilde öğrencilik hayatlarına devam ediyor olurlar. Evet, umarız herkes için bu böyle olur. O zaman bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ben de.